Selamlar, Oven Roy Play'deyiz. Şöyle göstereyim, İstanbul'un karanlık sokaklarında geçiyor. Sunucu Medium, roller hard bir şekilde, yani herhangi bir rol hatası yapacak olursanız hard bir şekilde ceza alıyorsunuz. Diyelim, bugün yanımda Birkan var. Hoş geldin Birkan. Hoş bulduk. Sunucunun sahibiyle bugün size bu güzel sunucuyu tanıtacağız. Şöyle burada başlamamın sebebi de, burası Baron'un mekanı. Ve e, diğer sunuculardan e, farklı olarak şöyle F11'e bastığımızda, yaklaştırayım. Buradayız. Gördüğünüz gibi pardon şuradayız. Özür dilerim. Burayı seçiyoruz. Seçerek gidebiliyoruz. Onu da göstermiş olayım. Tamamen şehirden uzak bir yerde Baron'un mekanı. Burası <laughs> Baron olacak arkadaş. Kimseye yer şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Videoya geçiyoruz. <laughs> Evet Birkan'cım şimdi değerli takipçilerimiz ilk olarak neyi göstereceğiz sunucuda? Ee, çoğu sunucuda olmayan bar scriptimiz var. Yeni hem bir bar. NPC sistemi de aynı. Blue bar. Hmm, Blue bar. Burası işletmeleri açık bir bar mı olacak? Yoksa etkinliklerin düzenleyeceği bir rol ortamı mı? Hem e, işletmelerin hem kullanabileceksiniz hem rol çevirebilirsiniz. Peki hala bu Range Rover donate değil değil mi? Aracın kendi modu bu Hayır, arada. Hayır donate değil. Çok iyi. Oyunculara en azından istediği şekilde güzel bir grafik vermiş. Şöyle Blue Bar'a giriş yapalım. Şöyle girdik. Burada NPC hanım ablalar ve abiler var. Şöyle gördüğünüz gibi fiyatlar da gayet makul. Yani açlığınızı gidermek için bir haftada yaklaşık 8K harcamayacaksınız. İçkiler burada mevcut. Artık diğer NPC'de benden sürpriz olsun gelin bakın derim. Bir de güzel bir ayrıntı yapmışlar onu da söylemek isterim. Şimdi İstanbul'da gidiyoruz hop burada yavaşladık. Niye? Burada bir trafik polisi var. <laughs> Fakat şöyle bir inip baktığımızda aslında bu bir maket. Hemen de Şırdancı Bedon'un orada. Şimdi geldiğimiz mekansa İstanbul Devlet Hastanesi. Unutmayın sunucuda göreceğiniz bütün marketler tabelalar olsun her şey İstanbul'da olduğunuzu size alenen gösterecektir. Hatta en ufak örnek şuradaki bayraklar bile değiştirilip Türk bayrağı olarak şanlı bir şekilde bize sunulmuş. Şöyle ambulansları da göstermek isterim. Birebir Türk ambulansları. Renault'un ambulansları. Gayet hoş. Şöyle de LSPD yani buradaki sunucu da İEM'in önüne geldik. Şöyle trafik polisinin aracının pedini de göstermek istedim size. Dediğim gibi sunucu da her şey Türkçeleştirilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi büyük anlı şanlı Türk bayrağımız da var ve LSPD'nin binası diğer sunuculara nazaran daha farklı bir şekilde eklenmiş. Şöyle baktığımızda interiörümüz de farklı. Şöyle bir de polis arkadaşlara güzel bir rol paslanmış. Hemen Adalet Bakanlığı'nın karşısında bir adet polis lojmanı bulunuyor. Şöyle polis lojmanına da girdik. Burada Gördüğünüz gibi 8K'ya bir adet lojman dairesi tuttuk. Gerçekçilik adına güzel olmuş. Şöyle de bir mekana getirdim sizi. Her yer çok iyi bir şekilde yapılmış, düşünülmüş. Burası nedir diye soracaksınız. Burası sanayi bölgesi. Yani burada istediğin rolü gerçekleştirebilirsin. Adı üstünde sanayi bölgesi. Buraya herhangi bir interior açtırıp burada mekanik mesleğini yapabilirsin. Bir meslek aracı göstermek istedim. Bu meslek aracı ekmekçi mesleğinin taksi araçları Sunucuda araçlar modlu Ve şu anda e, FPS değerlerim sağ altta gözüküyor OBS programı çok yüksek derecede FPS yer Bunu çoğu insan bilir Herkes kullanıyor artık Ve ben ENB açmama rağmen Bu kadar araç modu var ve oyuncular da şu an aktif bir şekilde rol yaparken FPS'im 60 65 arasında gidiyor geliyor. Yani FPS konusunda da sorun yaşamayacağınızı belirtmek isterim. Şöyle de bir mekana geldik. Burası donate evler. Yani sunucuda bulunan donate mekanları soracak olursanız diye düşündüm. Burası arkadaşların kendini özel bir mekan kurmak istiyorlarsa burada gelip donate bir şekilde alım yapabilir kendi güllü pembe panjür pardon beyaz panjurlu bahçelerinde rollerini gerçekleştirebilir. Şöyle tepeden de göstereyim size olayı anlamanız için. Buradan da Kaan Öner kardeşime kadreş, nedir ya? Buradan da Kaan Öner kardeşime selam gönderiyorum. Şöyle bir seyahat mesleğinin bulunduğu noktada bir adet motel var. Şöyle göstermek istiyorum size. Bayağı bildiğim mekan yapmış adamlar buraya. Seyahat turizm mesleği var. Gördüğünüz gibi Adana Bozkurt seyahat araçlarını görüyorsunuz. Ayrıca size kısaca marketi göstermek istiyorum. İlgilenen arkadaşlar videodan durdurup bakabilirler. Şöyle karakter limiti ekleme, kullanıcı adı değişikliği, VIP 1, 2, 3 araç limiti ve isim değişikliği kişisel özelliklerde mevcut. Şöyle donate araçlara da bakalım. Fiyatları da burada görüyorsunuz zaten. Günümüzün güncel donate araçları burada var. Şu Hot Knife Knife mı tam okuyamadım. M'de de var. Onu da belirtmek istiyorum Mazda RX7 gözükmüyor. Onu düzeltecekler. Burada bütün donate araçlar mevcut. Pet olarak da pitbull'dur. Siyah pitbull, Rottweiler ve benzeri boxer alabilirsiniz. Donate skinlerimiz de burada mevcut. Buradan istediğiniz skini satın alabilirsiniz. Son olarak da silahlar şöyle göstereyim. Buradan da silahlara bakın. Ayrıyetten sunucuda bir adet donate araç ve VIP 3 çekilişi var. Bunu da size söyleyeyim. Katılım şartlarını da size söylüyorum. Bu videonun altına sunucu içerisindeki kullanıcı adınızı alt kullanarak bırakıyorsunuz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Oraya da bir like bırakırsınız. Son olarak da o yorumun altına da Discord adınızı iliştirin. Kazanan arkadaşa ulaşayım ve ödülünü vereyim çekiliş ödülünü. Tekrarlıyorum bir adet donate araç ve VIP 3 çekilişi bunu da burada belirtiyorum. Şöyle de bir vagos mekanı mevcut. Diyeceksiniz ki nasıl yani? Burası çete rollerini benimseyen vatandaşlar için özel olarak emek vererek yapılmış bir map. Şöyle gördüğünüz gibi bütün spor aletleri duruyor, şenzonglar duruyor. Ayrıyeten buraya açtıracağınız interiörü kendiniz seçersiniz. Toplantı için büyük bir masa mevcut. Bu arada şu güzel bir olay olmuş. Genelde masa dizilimi, pardon, masanın etrafındaki koltuk dizilimini yaparken çok sıkışık yapıyorlar. Biri oturduğu zaman diğeri geçemiyor. Bu sefer zıplıyor, bir şeyler yapıyor, çirkin bir görüntü oluyor. Burada öyle bir dert yok gördüğüm kadarıyla. Burada rahat rahat vatandaşlar oturup takabiliyor. Bir şey fark ettim ben burada. Şöyle bir giriş yapalım. Minibus basla yazalım. Checkpoint geldi. Dur şöyle FPS modunda arkaya dönebiliyor muyum? şeyden gözükmüyor. Şöyle içeride mankenler var, yolcular var gördüğünüz gibi. İyi bakarsanız göreceksiniz. Bunu da düşünmüşler, güzel olmuş. Aracın açılış ve korna sesi de bu şekilde. First person'da da EMB moduyla böyle gözüküyor. Bunu da göstereyim. Hatta aynı arabanın biblosu hemen şurada da mevcut. Şurada çöpçülük mesleği yerine bir adet mekanik map'i mevcut. Burada mekanik rollerini sergileyecek vatandaşa sesleniyorum. Buranın hakkını ver. Ayrıyeten sizlere silahların seslerini dinletmek istiyorum. Şöyle aydınlık bir yere geçeyim. Silahları da görün. Şöyle ilk olarak AK-47'nin görünümü bu şekilde. Bir daha ateş edelim. Şöyle e, Crosshair de gayet iyi. Küçük. Şöyle atışınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir de şöyle Sniper'ın da modu var. Onu da göstereyim. Şöyle bir nişan alalım. Sıkalım. Bunları da dilerseniz satın alarak kullanabilirsiniz. Şöyle de bir sahil mekanımız var. 10 numero 5 yıldız. Araçlarınızı buraya park ediyorsunuz. Sonrasında burada da bir mekanik mesleği için ortam var. O ne lan? Şöyle de gelelim. Burada... E, spor salonu pardon spor alanı mevcut sürçeli sanettim kusura bakmayın içeride şöyle bir kafeteryamız var kafeteryanın devamında da burada bir adet ne var ışıklı mışıklı Razer e, Beach Club partiyeri var şöyle geçiyorsun buradan da partiyi veriyorsun Şöyle de bir alan daha var. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim ne kadar alan var. Bence güzel en azından alışılmışın dışında bir yer. şöyle boylu boyunca gitmeden önce göstermek istiyorum buradan tekne alıyorsanız teknelerinizi buraya parklayabilirsiniz şöyle tepeden gidelim buraya parklarsınız bütün teknelerinizi hoş bir görüntü olur buralarda donuklarımız mevcut şu şekilde ee, turuncu olanları 10 liraya kiralarım diğerleri 20 lira fiyatlarda indirim yok burada da bir adet kafeteryaya benzer bir mekan mevcut nasıl sahillerde olur. Aynı şekilde tezgahları bundan güzel bir mekan yapmışlar. Onu da belirteyim. Ayrıca şöyle Muholland çevresinde bir adet farklı bir mekanımız daha var. Girişi bu şekilde kapısından geçiyorsun. Şu alttaki kapıdan. Burada barbekünü yaparsın. Şurada gördüğünüz gibi herkesi spora teşvik eden bir sunucu. Mekanlar yine mevcut. Şurada da bir adet boks torbası var. Videoda şöyle Türk bayrağının karşısında bitirmek istiyorum. Video bu kadardı. Buraya kadar izlediysen teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak.